Yunus Nur Camisi. Bereketli bir yağmurlu bir günde cuma namazımızı kılmak nasip olsun inşallah. Allah'ım, Allah kabul etsin. Cumalarımız mübarek olsun inşallah diyoruz. 19 Mayıs 1923 tarihinde namazımız Yunus Nur Camisi'nde olacak. Yunus Nur Camisi'ne geldik. Cuma namazımızı kılmak üzere. Güzel, geniş bir bahçesi bulunuyor. Hafiften yağmur yağışı var. Şükürler Allah'a, 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 Allah'a,
ulaşma noktasında anne babalar olarak
zaman ayıralım. Onları samimiyetle dinleyelim. Sevgi ve muhabbetimizi onlardan esirgemeyelim. Onlar için güvenli bir sığınak olalım. Hazreti Ali Efendimiz'in de ifade ettiği gibi onları içinde bulunacakları çağın şartlarına göre yetiştirelim. Onların heyecan ve enerjilerini İslam'ın şefkat ve rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin kabul ettiği dualardan birisi de anne babanın çocukları için yaptığı duadır. Hazreti İbrahim, Rabbi ca'alni mukime s-salati ve zürriyeti. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazın devamlı kılanlardan eyle. Yakarışıyla Rabbimizden tertemiz bir nesil istemiştir. Bizler de Hazreti İbrahim gibi gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenab-ı Hakk'a niyette bulunalım inşallah. Aziz müminler, gençlerimizin dünyayı anlama, insanın varoluş gayesini idrak etme, millet olarak bizi bir arada tutan değerlerimizi benimseme noktasında rehberliğimize ihtiyaçları vardır. Geleceğimizin teminatı, yarınlara dair umudumuz olan gençlerimize dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi, hasılı bizi biz yapan değerlerimizi öğrenmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Allah'a imanı, aileye sadakatı, milletimize hizmeti, insanlığa faydalı olmayı kendine düstur edinen bir gençlik yetiştirmek hepimizin ortak vazifesidir. Unutmayalım ki yeryüzünün imarı, güvenli bir geleceğin inşası, ilmin değerini bilen, okuyan, araştıran, tefekkür eden gençlerimiz eliyle olacaktır. Hak ve adaletten ayrılmayan, zulm ve rıza göstermeyen, mazlum ve mağdurun hakkını koruyan gençlerimiz dünyayı barış yurdu kılacaklardır. Bu vesileyle geçmişten günümüze, milli ve manevi değerlerimizi, gençliğimize aktarma önderlik yapmış şanlı ecdadımızı, dinimiz, devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyorum. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Yüce Allah'ın arşın gölgesine değerlendireceği 7 sınıf insanlardan birisi de neşesi ve huzuru Rabbine itaat ve ibadette bulunan gençtir. Hala aleyhissalatu vesselam etrafi cennetler ve kemellerden belak. Estağfurullah el-Azim ve etubu ileyh. Ve eselullah el-li ve lekum tevfik. Oh.
Allah'a emanet olun.
beynin aletine.